Merhaba herkese. Umarım 30 dakikanın sonunda mutlu olursunuz anlatacaklarımdan. Ben anlatırken çok heyecanla anlatıyorum. Hala aslında benim için Secure Drive öyküsü geçtiğimiz Mart ayında, neredeyse bir sene önce bitti. Başka bir elde artık Secure Drive ama yine de bugün sizin bundan sonraki hikayenize küçük de olsa bir katkı olur, sizi heyecanlandırırsa ben de buradan çok mutlu ayrılırım. Uzun zamandır girişimciyim. Aşağı yukarı 1999'dan bu yana arada belki birçoğunuzun da yaşayacağı şekilde iyi işlerim oldu, kötü işlerim oldu, para kaybettiğim işler oldu. Ve fakat gol bölgesinde zaman geçirmeye devam ediyorum. Yani 18'in içinde futbolu bilenler için. Dolayısıyla gol atma ihtimalim yüksek olsun istiyorum. Ve hep de ne zaman düşsek, yenilsek kalkıyoruz, önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Bunlar benim futboldan sevdiğim hikayeler. Biz 2005'te ortağım Osman'la beraber son tüketiciye ürün hizmet üretecek bir işler yapmaya karar verdik. Ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Birçoğunuzun, Türkiye'de çoğu insanın yaptığı gibi yaptık. Her gün doldurduk, boşalttık. Onu mu yapsak, kim nereden kaç para kazanıyor, restorana gittik Cem Yılmaz'ın hesabı gibi, kaç para kazanıyorlar, masalar kaç kere döner, kişi başı kaç para ödeniyor vesaire. Böyle herkesin parasıyla ilgili bir sürü hesap yaptık, doldurduk, boşalttık, ülkeyi baştan sona kurtardık. Böyle bir akşamda da, yine böyle memleketi kurtardığımız bir akşamda da çıktık. Gecenin bir saatinde içmiştik biraz. Üstelik kötü bir şey de yapmıştık. Direksiyona geçmişti aramızdan birisi. 100 metre gittik. Polis bizi durdurdu. Arabayı kullanan arkadaşımızın da ehliyetini aldım. İlginçtir. Böyle durumlarda polis arabadaki bir başkasına emanet ediyor arabayı. Bana emanet etti. Biz evimize gittik. Ertesi sabah Osman'dan bana bir mesaj geldi. Ya böyle dışarı çıktığımızda araba kullanmayalım artık. İşte bak ehliyet 6 ay gitti. O zaman cezası 400 küsür liraydı. Şimdi 900 küsür 1000 lira civarında. Bir şoför bulsak falan filan dedi. Baktık tabii her zaman hepimizin yaptığı gibi bir şey aradığımızda ne yapıyoruz? Yüce Google'a soruyoruz. İşte baktık bir yerde şoför var mı? O zaman yoktu. Ben de cevap yazdım. Yokmuş. Kuralım o zaman diye. Dolayısıyla Secure Drive part-time özel şoför hizmeti diye bir şey kurmaya karar verdik. O gün buluştuk. Bu program boyunca dinleyeceğiniz bir sürü insanın anlattığı yöntemleri kullandık. Nereden para kazanacağız? İnsanları nasıl bulacağız? Nasıl bir iş modelimiz olacak? Ve ardından da şu soru bizi Akbank'a götürdü. Dedik ki biz Akbank sponsor değilmiş, İNG'ymiş. Neyse bir banka var. Dolayısıyla hepsi aynı yola çıkıyor. Akbank'a götürdü. Dedik ki biz Akbank'a, ya sizin kredi kartı programınız var. Bu lifestyle işi önemli. Dolayısıyla da bize sponsor olun. Biz de Akbank kredi kartı kullanıcılarına indirim verelim. Bizi siz duyurun. Orada çözmek istediğimiz şey tüketiciye erişmekti. Yani sıfır parayla çok sayıda insana, binler, yüz binler, milyonlara erişmekti. Hizmetimizi duyurmaktı. Bir de güven konusunu ortadan kaldırmaktı. Çünkü Secure Drive, sarı çizmeli Mehmet Ağa 2005 yılında kimse bilmiyor nasıl güvenecek, arabasını emanet edecek, eşini, kendisini, canını emanet edecek. Ve dolayısıyla Akbank'ın sponsorluğuyla Şubat 2006'da biz Secure Drive özel şoför hizmetini duyurduk. Bir gün, bir gece bir makam şoförü kiralayabileceğiniz bir ortam oluştu. Ardından yine bir o hani çok doldurup boşalttığımız zamanlarda bir seyahate gittik. Ege'yi gezdik. Çeşme son duraktı. Bir müşteri aradı. Benim erken dönmem gerekti tatilden. Arabayla yapılan bir yolculuktu. Ben 80 liraya İzmir'den İstanbul'a uçmak için uçak bileti aldım. Çeşme'deki otelden havaalanına gitmek için 180 lira ödedim. 2006 senesinde. Sonra bunu da konuştuk. Ya peki hani bunu demokratik bir şekilde, herkesin erişebileceği bir şekilde çözebilir miyiz diye.
O zaman da dünyanın özellikle Amerika kıtası, Amerika bölgesinde olan shared ride, paylaşılan bir yolculuk sistemi kurmaya karar verdik. Dedik ki aynı rotada giden insanlar bir arabada hareket etsinler. Bugün hani sharing ekonomi senede 500 milyar dolar tasarruf ettiriyor ya insanlığa. Kimse Türkiye'de bu işleri konuşmuyordu, sharing ekonomi falan, ama dolmuş vardı hayatımızda, minibüs vardı. Aslında sharing ekonomi pratikte vardı hayatımızda. Dedik ki aynı rotada giden insanlar bir arada gitsinler. Bir de Akbank kartları varsa 50 lira yerine 40 lira ödesinler. Bu fikri de Akbank sevdi. İNEG'den kimse var mı? Tamam. O da olur. Tamam. İNEG'cilerle sonra görüşelim. Size de proje var yani cepte. Akbank çok sevdi fikri. Biz fikri bir araya getirdikten bir hafta sonra 17 Temmuz'da ilk yolcumuzu taşıdık Çeşme'de. Akbank inanılmaz bir iletişim yatırımı yaptı ve Türkiye'deki ilk havalanı paylaşımlı yolculukla havalanı transferi başlamış oldu 2006'da Çeşme'de. Bu fikir çok iyi çalışınca, biz bir sezonda 3000 kişi taşıyınca, böyle Çeşme'de kaymakam bile çağırıp bize teşekkür edince, biz dedik ya bu havayolu işi büyüyecek. Pegasus çok ciddi atılım yapıyor. Türk Hava Yolları ona karşılık veriyor. Yeni havalimanları açılıyor. Ülkeyi yönetenlerin bir havayolunu yaygınlaştırma stratejisi var. Okey, o zaman biz bunun üstüne gidelim. İstanbul, Ankara, İzmir'e geldik. Akbank dedik ya tamam, Çeşme'de iyi bir iş çıkardınız çocuklar ama olmaz İstanbul'da. Garanti Bankası'na gittik. Kolay anlattık kendimizi. Biz akses şatılı yapanlarız dedik. Aa tamam o zaman dediler. Oturduk masaya. İstanbul, Ankara, İzmir'de havalimanına ulaşmanın en kolay, en konforlu, en ekonomik yoluyuz dedik. Garanti Bankası'yla başladık. Biz başladığımızda 2007'de İstanbul'da havalimanına gitmek için 100 lira, 100 dolar ya da 100 euro ödüyordunuz. 100 sabit. Karansı değişiyordu yani, döviz cinsi. Biz her şeyi standartlaştırdık ve şeffaflaştırdık. 7 gün 24 saat çalışan bir çağrı merkezi. Bütün rezervasyonları oraya geliyor. Şoförle konuşmak yok müşteri için. Rezervasyonu oradan yapıyorsunuz. Arabanızın bilgisi oradan SMS ile geliyor size. Bir şeye ihtiyacınız olursa oraya arıyorsunuz. O merkez faturayı kesiyor. Tek tip araba var. Hepsi siyah Volkswagen Caravelle. 12 sene boyunca işimize destek oldular bu arada Volkswagen'ciler. Sağ olsunlar. Neredeyse tek tip şoför var. Bütün arabalarda ilk günden itibaren çocuk koltuğu var. Dolayısıyla aslında İstanbul'da, Çeşme'de, Ankara'da tek tip hizmet. Bu işi bankalar çok sevdiler. Pazarlamada öğreneceksiniz. Me too diye bir şey var. Ben de aynısını yapıyorum diyor insanlar. En kolay yolu pazarlamanın. Pazarlama öğretisinde günlük hayatında en kolaylıkla sığınabileceği bir şapka aslına bakarsanız. Bu işi çok sevdi bankacılar. Biz garantiyle çalıştık. Sonra backup geldi. Akbank baktı ki Çeşme, biz garantiyi getirdik işin içine. Aa dedi, biz tekrar gelmek istiyoruz. Okey dedik ama Bodrum'da var. Bodrum'u açtık onlarla beraber. Sonra İş Bankası geldi maksimum shuttle olarak, HSBC geldi, Yapı Kredi geldi World Shuttle olarak. Bir yıl sonra bu sezonsal hizmetlerin içine Ski Shuttle diye bir şey uydurduk. İstanbul'dan Uludağ, Kartalkaya, Kartepe'ye yine paylaşılan, evinizden binip kayak merkezinde piste ineceğiniz bir hizmet başlattık. Ve Foster's'la çalıştık. Üniversite öğrencileri için bir Uni Shuttle yaptık. Belirlediğimiz kampüslerden Taksim'e getirdik cuma, cumartesi akşamları. Sonra geri götürdük gece. Öğrenciler alkollü dolaşmasın istedik. Citibank'la çalıştık, TEB'le çalıştık. Sonra İstanbul, Ankara, İzmir, Çeşme, Bodrum derken Dalaman'ı açtık. Orada bir ilke oluştu. Her sene yeni bir hat açmak ilkesi. 2008'de hayatımızda ilginç bir şey oldu. Şimdi hepiniz bir ürün geliştireceksiniz, hizmet geliştireceksiniz, müşteriye gidip anlatacaksınız. Çoğunlukla da bizim o zaman yaptığımız gibi yapacaksınız. Hizmet bu, koşulları bu, fiyatı bu vesaire. Hep kafanızdakini satmak isteyeceksiniz.
İş Bankası bizi çağırdı. Dedik ya biz de Çeşme'de, Bodrum'da transfer istiyoruz. Dedik ki Akbank'ın orada özel anlaşması var. Münhasıran sadece onların müşterilerine verebiliriz. Şöyle bir şey söyledi İş Bankası'ndaki kontağımız. Ya Murat Bey dedi, genel müdür yardımcısı beni çağırdı. Bizim Çeşme'de kampımız var İş Bankası çalışanları için. Niye shuttle'ımız yok dedi. Şimdi ben ona dönüp Akbank'ın münhasırlık sözleşmesi varmış, biz yapamıyoruz diyemem. Ya gireceğim birisine şirket kurduracağım bu işe. Dolayısıyla yapılmasının yolu nedir dedi. Orada şeyi öğrendik, müşteriyi de dinlemek lazım. Aslında müşteri bize bir şey tarif ediyor. Geri döndük ofise ama yine de almasınlar istiyoruz. Yani Akbank'la aramız bozulması ilk göz ağrımız. Ama İş Bankası'na da hayır demek istemiyoruz. İlkelerimizden bir tanesi hep evet demek çünkü işimiz boyunca. Nasıl olacağını tarif ederiz bize. Aileniz, okulunuz, çoğu insan etrafta size hep nasıl olmazı öğretecek. Eğer girişimciyseniz sizin yapmanız gereken nasıl olur'u bulmak. Bir sürü alanda nasıl olur'u bulacaksınız, ona bir çözüm bulacaksınız. İnşallah böyle unicornlar yaratacaksınız. Türkiye'nin, ailenizin, kendinizin, iş dünyamızın gururu olacaksınız. Biz İş Bankası'na dedik ki öyle bir teklif verelim ki çok yüksek olsun, dolayısıyla kabul etmesin. Yani onlar hayır desin. Akbank'tan aldığımız paranın 3 katını istedik. Bir dedik ki sezon başlıyor, Haziran'dayız. Bu hafta öderseniz ancak yeni araba alabiliriz. Tamam dediler, 2 gün içinde parayı ödediler. Biz İş Bankası'yla da çalışmaya başladık. Bankacılarla anlaşmanın yolu kolay, para konuşuyorsunuz. Akbank'a gittik, dedik ki biz artık size bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Ama ekskluziviteniz olmayacak ve artık para almayacağız bu Çeşme Bodrum için. Hoşlarına da gitti. Hatır sayılır bir para tasarruf etmiş oldular. Hizmeti vermeye devam ediyor. İş Bankası'ndan parayı almaya başladık. Sonra Ski Shuttle'a da yeni bankalar geldi. Yapı Kredi geldi. Worldwide Shuttle dedi. HSBC Karavan dedi. Denizbank geldi. Bir sonraki sene Antalya'yı açtık. Deniz taksiyle ne yazık ki şimdi yoklar. Hizmetlerimizi bağladık. Atatürk Havalimanı'na geldiniz. Heybeliada'ya gitmek istiyorsunuz. En yakın iskeleye biz götürdük. Oradan deniz taksi aracıyla, teknesiyle yolunuza devam ettiniz. 2010'a kadar bütün havayolu şirketlerine gittik. Sırtımızı sıvazladılar. He dediler, gönderler. Havaş var falan dediler. 2010'da ilk defa Anadolu Jet bize dedi ki tamam ben de farklılaşmak istiyorum ama fiyatın dışına bir yere taşımak istiyorum bunu. Hizmet sağlamak istiyorum. Dolayısıyla da havayolu şirketlerinden ilkiyle Anadolu Jet'le çalışmaya başladık. Sonra bir sürü hoş şey yaptık. Gebze açtık, İzmit açtık, Adana açtık. Telkocular girdi daha radarımıza. Turkcell'le, Vodafone'la çalışmaya başladık. İşte onların programları var. İşte Kazan Platinum, Profesyoneller Kulübü vesaire. Onlara da indirimle. Dolayısıyla öyle bir yere geldik ki arkadaşlar, o 12 sene boyunca Secure Drive hizmetini duyuracak 250 milyondan fazla SMS, bir o kadar e-mail ve kabaca baktığımız zaman da 12-13 milyon dolarlık televizyon, gazete, internet ve benzeri reklam yapıldı ve biz bunlar için cebimizden sıfır para harcadık. Dolayısıyla müthiş bir partnership ekonomisi oluştu bizim için de. Sonra biraz dünyada ne yaparız diye baktık. Super Shuttle dünyadaki en büyük oyuncu. Onlarla bir işbirliği yaptık. Türk Hava Yolları'nın Miles & Smiles programına dahil olduk. Baktık ki o hep taraflı. Miles & Smiles'a çalışıyor. Sonra çıktık o işten. Atlas Jet'le 2013'te çalışmaya başladık. Business Class yolculara ücretsiz hizmet verdiler. Keza Odaya Bank'la çalıştık. Premium müşterilere, özel bankacılık müşterilere. İnşallah kısa zamanda hepiniz o gruba dahil olacaksınız. Çok paranız olacak bankada. Özel bankacılık müşterilerine ücretsiz hizmet vermeye başladılar. Bu arada ING'nin özel bankacılık hizmeti müthiştir. Sponsorumuza da şöyle bir arada işte altyazılı kıyak geçelim. Neredeyse bu telefonlar ne? Vallahi evet, bir tane bakayım buradan beğendiğim. Okey. Kutuyu alsam?
Hemen bütün müşterilerimizi dinledik. Garanti mesela geldi dedik ya bu sizin sponsorluk ücretleri çok yüksek. Bir de bizim müşterilerimiz para ödesin istemiyoruz. Ne yaparız? O da okey tamam illa bunu istiyorsanız otobüs yaptık onlara. Çeşme'de Bodrum'da. Cuma cumartesi Çeşme'ye gidiyor havalarından. Pazarları geri dönüyor ücretsiz gibi. Ne bileyim işte Foster's'ta bir sene dediler ki Çeşme'de biz Surf Şampiyonası'nın sponsoruyuz. Yarışmacıları falan taşıdık. İki tane Vespa eşlik etti, eskort etti. Üstüne surfboardları koyduk arabaların vesaire gibi. Bir de şöyle bir şey aklına gelen var. Ya taksiciler size kızmıyor mu? Nasıl yapıyorsunuz kardeşim bu işi diyen var mı aranızda? Var, şahane. Oh süper. Yaşayın. Yapıyorlar. Hep bizi şikayet ediyorlar. Polise. Polis arabaları durduruyor. Sonra biz derdimizi anlatıyoruz. Böyle bir zaman 2010'da Sabiha Gökçen Havaalanı Emniyet Müdürü arabalardan bir tanesini durdurmuş, otoparka çektirmiş. Kimse bu şirketin sahibi gelsin bakalım demiş. Gittik. Evraklarımızla işte şu belgemiz var, bu belgemiz var. Bu arada biz işe başladıktan 15 gün sonra Ulaştırma Bakanlığı bu işin nasıl yapılacağını tarif etti. Sektördeki herkes sonra öğreniyorum. Bizim böyle bakanlıkla falan bir ilişkimiz var, akrabalık falan zannetmişler. Çünkü yaptığımız işe uygun genelge çıktı. Bir daha da öyle bir şey olmadı zaten. Gittik anlattık. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın emniyet müdürü 3-4 gün gittik geldik ama. Sonra dedi ki ya sizin kafanız değişik çalışıyor. Siz burada iş yapın. Hay hay dedik. Ne yaparsınız dedik. Burada vale parking işi yok. Vale parking işi getirelim buraya. Bak Atatürk Havalimanı'nda önemli bir hizmet. Para da kazanılıyor. Bankalar geliyor sponsor oluyor. 3 bankayla sıkı bir pazarlık yaptık. Yapı Kredi ile birlikte vale parking işine başladık Sabiha Gökçen Havaalanı'nda ve taksiciler bize sonraki yıl 1 milyon dolar para kazandırdılar. Dolayısıyla başımıza bir sürü felaket gelecek. Sadece biz nasıl olur'a bakalım. Ve biz her zaman bir şeyleri önce yapmak, rekabet bariyerini belirlemek ve ardımızdan gelenlerin o bariyerin üstüne atlamasına gayret ettik. O yüzden endüstride 7/24 çağrı merkeziyle rezervasyon alan, operasyon yöneten ilk şirket olduk. Mobil aplikasyonu olan ilk şirket olduk çok uzun zaman. Uber'den önce. Uber'den önce API'larla, partnerlarla bağlantı kuran şirket olduk. Tüm arabalara çocuk koltuğu koyan ilk şirket olduk. Tüm arabalara 2011 senesinde Wi-Fi koyduk. Mobil internet koyduk. Tüm arabalara tablet koyan ilk şirket olduk. Steve Jobs'ın Apple iPad şeyinden lansmanından bir ay sonra, Türkiye'de yoktu, gittik Amerika'ya 100 tane iPad aldık, geldik bütün arabalara koyduk. Anadolu Jet'in sponsorluğuyla. Tüm arabaların sahibi olduk. İşte entegrasyon yaptık. Her şeyi yasal yapan ilk şirket olduk Türkiye'de. Kimi markalarla işbirliği yaptık demiştim. Hani böyle 20'den fazla mağaza marka. Onlar bizi nasıl duyurdular ve onlara ne sağladıkla ilgili görseller var. Hızlı gidiyorum, zamanı etkin kullanalım diye. Mesela çok popüler bir hizmetimizdi. Dalaman'dan Kaş'a ücretsiz shuttle koyduk. Turkcell Profesyoneller Kulübü'yle. Bir Uludağ seyahatinde baktık ki kendi arabasıyla gidenler var, yolda kalıyorlar, lastikleri iyi değil vesaire. İşte traktörlü abiler geliyor, ne kadar mağdur olduğunuza ve ne kadar iyi bir araba kullandığınıza bağlı olarak bir zincir takma fiyatı belirleniyor. Onu da dedik demokratikleştirelim. World sponsor oldu, bir kış kayak services koyduk. İki tane şu yukarıda gördüğünüz arabadan aldık. Onlar emniyetten emekliydi. Koyduk kayak merkezlerine Uludağ Kartalkaya. Çıkıyorsunuz kar başladı. Bizim ekibimiz Formula Pit Stop'u gibi Yapı Kredi kartınızı gösterdiğinizde hemen zinciri takıyorlar. Sizin eliniz hiç kirlenmiyor. Kahve ikram ediyoruz. Yukarısı soğuktur. Aman dudaklarınız çatlamasın diye bir lipstik hediye ediyoruz. Dönüşte de söküp bagajınıza koyuyoruz şeklinde çalıştı. Bütün bunlar oldu. Biz böyle her sene %20 büyüyoruz. Yeni araba alıyoruz her 14 günde bir falan. Kendimize göre çok iyiyiz. Bakıyoruz Amerika bu işin vatanı. Oradaki şirketlerin 50 senede yaptığını biz 4 senede yapmışız. Güzel. Sonra bir gün Melih Ödemiş'le konuşuyorduk.
Yemek Sepeti'nin kurucularından. Nasıl falan dedi. İşte böyle böyle büyüyoruz. Yetmez dedi. Ya nasıl yetmez abi? Falan dedik. İşte şöyle her sene 1 milyon dolar kazanıyoruz sponsorlardan. Şu yetmez dedi. Peki dedik. O bir kere içimize bir şey kurt düşürdü Melih. Anadolu Jet'le bir toplantı yapıyorduk. İşte nasıl işimizi büyütürüz vesaire diye. Ve bir türlü de bir yol bulamıyoruz. Dedik ya bir yemek yiyelim, geri dönelim. Yemek yedik. Ortakla beraber sonra geri döndük. Dedik ki internetten sattığınız her biletten bize 2 lira verin. Bütün yolcularınızı bedava taşıyalım. 1 milyon bilet falan satıyorlardı internetten. Dediler ki 2 milyona çıkarırız. İşte bir hesap yaptık falan bir şey. Olur olmaz falan. Türk Hava Yolları yönetimi korktu işinin çok büyüyeceğinden. Ve kabul etmediler. O yüzden de sonra dedik ki tamam yine çok iddialı bir şey çıkaralım. Siz bize biraz destek olun. İyi bir iletişim yapın. Yok artık diye bir kampanya yaptık 2015-2016'da. Yarım milyondan fazla insan taşıdık. Dolayısıyla da bir anda çok böyle hatırı sayılır bir iş haline geldi. Bu arada müşterileri dinliyoruz dedik ya, 2008'de HSBC bizi çağırdı. Sizin kafanız değişik çalışıyor, biz bir kart programı yapacağız, ne yapalım dedi, içine ne koyalım. İndirimli astrolog servisi koyayım dedik, indirimli alışveriş turu koyalım New York'ta, Milano'da dedik falan filan. İşe aldık, bir şirket kurduk, bir danışmanlık işimiz oldu dolayısıyla. O bize Mastercard, Vodafone, Türk Hava Yolları, Turkcell, Pepsi, Migros filan gibi bir sürü başka müşteri getirdi. Onların o sadakat programlarına içerik sağlayan. Anadolu Jet bize dedik ya okey ama hani arabasıyla gelene de bir şey sağlasak. Hay hay dedik, hemen Bodrum'da Ankara'da 2 tane otopark açtık. Terminalde otopark 23 lirayken biz günlük 8 lirayla başladık. 35 lira olduğu zaman 12 liraya satıyorduk. Arada bir shuttle sizi arabanızdan havalanına ulaştırıyordu. Bunu da 2017'nin Aralık ayında sattık. Secure Drive'ı da geçen sene. Bunu çalıştırmak için sizin yardımınıza ihtiyacımız olabilir. Burada var. Rejide kimse var değil mi? Sunuma nasıl geri döneceğim? Peki o şey, GMAX diye YouTube'da arayın. Reverse Bungee diye. Bir reverse bungee makinesi getirdik Türkiye'ye Yeni Zelandalı bir ortakla beraber. Yerden yukarıya 2,5 saniye, 70 metre 5G yaşıyorsunuz dolayısıyla. Sonra serbest düşüş, tekrar yukarı. Arada ya işte sünnet, doğum günü bilmem ne altın satsak bir de çünkü şoförlerden falan sürekli sünnet düğün davetiyesi geliyor. Ama gidemiyoruz ama altın göndermek lazım. Bir altıntakın.com diye bir web sitesi yaratmayı düşündük. Hani bir kurye götürecek, altını sizin için takacak, sonra bir selfie çekecek kanıt olarak. Dolayısıyla altınınız takılmış olacak gibi. Bütün bunları araştırırken bir arkadaşımız geldi Fütüristler Derneği'nden. Ben otomat yapacağım dedi. Ne otomat yaparsın dedik. Ne istersen. Altın satan otomat yapar mısın dedik. Yaparım dedi. Uğraştık mı uğraştık 2 sene olmadı. Sonra baktık Almanya'da biri yapmış. Gittik adama. Şu altın satan otomatı yapmış. Üstünde bir dokunmatik ekran var. Bu aslında sigara satan otomat eskiden. Dokunuyorsunuz işte 5 gram seçtim falan diye aşağıdan kutulu bir şekilde sigara kutusu ölçüsünde de kutu yapmışlar. Veriyor size altını. Ben bunu senede 40 kere falan anlatıyorum. Her seferinde şu soru geliyor. Bravo. Başka? Takıldığına nasıl karar verdiniz? Parası olduğu için insanlar telaş yapıyor. 4 tane kamera var içinde. Dikmiyoruz, götürmüyorlar. Tamam, şahane. Hep alışık olduğum şey çalarlar. Çünkü hepinizin kafası neden olmaza çalışıyor. Bu makine 40 kilo dinamitle patlamıyor. Çok gelen bir soru yetişkinlerden, ben pazarlık yaparım diyor. Bu makine pazarlık da yapıyor. Türkçesini söyleyeyim. Bir son ne olur tuşu var. Basıyorsunuz.
5 gram alırsan şu fiyatı yaparım diyor. Bütün odaklanmanız gereken nasıl olur? Bu velo taksileri getirmeye kalkıştık Türkiye'de. Bununla ilgili şimdi bir yazı yazıyorum. Birkaç sene önce de Türkiye'den niye Uber çıkmaz diye bir yazı yazdım. O çok popüler olmuştu. Şimdi bunun yenisi geliyor gibi düşünün. Biz böyle aklımıza gelen bir sürü şeyi gittik hemen otoriteye sorduk. Belediyeye gittik ya dedik, 3 tekerlekli bisiklet yapmak istiyoruz. Bizim var öyle bir projemiz, yapmayın siz dedi. Gönderdi bizi. Hala yok ortada bir şey. Bütün bunlar olurken ne oluyor peki? İnsanlar bütün bu hani anlattığımız şeylerin dışına çoğunlukla daha yetişkinlerde karşılaşıyoruz. Bu fikirler nasıl çıkıyor? En önemli magazin konulardan bir tanesi. Ya hani nasıl çıkıyorsa çıkıyor kardeşim, hani birini kullanmak istiyor musun? Onu konuşalım. 15 dakikada anlatıyoruz ama işte bunu servis şirketleri gelirse, Volkswagen kendisi yapmaya karar verirse filan, hep kafa nasıl olmaza gidiyor. Ya rakip çıkarsa, yıllarca bekledik keşke çıksa diye. Uber Türkiye'ye gelince işimiz büyüdü. Çünkü bizim gibi regülasyonla mücadele eden, regülasyonun esnemesini isteyen en az bizim kadar hevesli bir oyuncu daha vardı. İşte bankalar rakipleriyle birlikte aynı anda 9 bankayla nasıl çalışıyorsunuz, önemli soruydu. Evet, yani bu kadar bankayla çalışan bir biz varız, bir de bankaların ortağı olduğu Bankalarız Kart Merkezi var. Fakat herkese eşit davrandık, kuralları biz koyduk, hiçbir bankanın ayrıcalığı olmadı. Ayrıcalığı olmak isteyen bastırdı parayı, özel bir proje satın aldı. En çok müşterilerimizin sorduğuysa arabaya biniyor, şoför diyor kaç arabanız var? Artık yeteri kadar var cevabını uydurduk, öyle davrandık. Bu fiyatlarla para kazanamazsınız diyen oldu hep ama işin sırrı bizim hani lezzetli sosumuz sponsorluktaydı. Bu şirket çalıştığı süre boyunca senede ortalama 1 milyon dolar sadece sponsorluklardan kazandı. Bu işi yapan başka şeyler, başka şirketler de var diyenler oldu. Çoğunlukla aynı şirketten bahsettiler. Şunu çok yaşadık. Bir müşteri arıyor maksimum hattında. Yani İş Bankası hattıyla çağrı merkezimiz bağlıydı bütün bankalarda. Arıyor, diyoruz ki doluyuz, kusura bakmayın, bayram. Aynı müşteri 5 dakika sonra garantiden arıyor. Tekrar soruyor. Diyoruz ki doluyuz, kusura bakmayın, bayram. Ya ne biçim iş diyor. Biraz önce İş Bankası'na da sordum. Onlar da dolularmış diye. Dolayısıyla hangi telefonu kaldırsanız arkasında biz çıktık. Secure Drive işimizi de 2018'in Mart'ında sattık. Şimdi sizin kuracağınız şirketlerden birinde iş arıyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.